Ama böyle korkar, bir sakinle şöyle vereyim. Bir derin nefes al Hüseyin. Derin nefes al, bir su verin Hüseyin'e. Ayağını sallıyor bak. Kim o? Kim o? Şu güzelliğe ne diyorsunuz? Ay kızım. Emin değil mi? He? Emin. Tamam bir sakinleş, gel. Gel, çağır bakalım. Bak bak seni görünce bak, ayaklarını sallıyor bak. Gel kavuşum. Maviş. Geliyorum, ağlama, ağlama. Tamam, korkar, sakin. Ağlama, ağlama. Oh, mis kokulum benim, mis kokulum, mis kokulum. Oh, kuzum benim, kuzum. Yavrum, kızım. Tarem. Gelin, bebi. Bebi. Ay. Nerede bizim bu taraftaki kameraman arkadaşımız? Neredesin oğlum? Yayın başladı. Neredesin? Yayın başladı. Sen yoksun ya. Saat 10. Ha? Şimdi nereye geldin? Biliyorsunuz herkes. Neredesin sen? Ha? Sen neredesin? Bize bu güzel görüntüleri göstermiş. Aç bakalım biraz görüntüyü. Babasını da görelim. Aç aç aç. Her şey karışacağım ya. Ha? Oo. Mis kokulum, ne oldu sana böyle kızım? Özlemiş çok babasını. Kokluyor mu sen beni? He, baba kokusu alıyor mu? Kızım. Erva gel, Erva gel. Niye oralarda duruyorsun? Gel. Orası burası yok. Aşkım gel. Ya. Gel. Ya gel, ne olsa anlat derdini işte. Gel kızım gel. Ben biliyorsunuz bebekle beraber çıkmak istedim. Orada bir şey olmuş. Ben gideyim oradan bebeği alayım dedim. O yüzden kusura bakma. Ya gel anlat derdini. Tamam böyle iyi. Gel şu burada otur o zaman. Buraya. Gel şurada. Gel uzakta otur gel. Lütfen. Şimdi Erva'nın çünkü başka iddiaları var. Zaten seni aranıyorsa kızım, baban, annen, herkes seni arıyor. Gel. Abla istemiyorum oraya çıkmak. Lütfen. Şuraya gel otur gel. Derdini anlat, böyle olmaz. Herkesi birbirine katmışsın. Mardin, Konya, Avusturya, Almanya, Amerika öyle. Her şeyi birbirine katıp sonra... Ama... Bu kız da sana benziyormuş. Gel. Çıkma. Gel anlat derdini. Abla. Gel. Olmaz öyle. Gel. Ama söz vermiştin. Ama gel anlat derdini. Tam Hüseyin'in yanına senin oturma. Senin bambaşka bir derdin var ama şu anda. Ama ben çıkmayacaktım. Güvendim. Hayır çünkü Erva diyor ki... Bu bebeğin annesi ben değilim. Ben Hüseyin'in de karısı. Yapmak istiyorum. Tamam Hüseyin'in de karısı ben değilim. Aslında Hüseyin'in karısı benim kuzenim. Beni Necmettin'den alabilmek için böyle bir yalan uydurdular. Evet. Gel işte derdini anlat. Doğruysa gel. Oraya gelmeyeceğim. Burada oturacağım, burada mı? Benim karım diyor. Test yapalım. Ha? Ben seni de istiyorum. Tamam, ben seni de istiyorum. Erba kaç yaşındasın? 25. Tamam 25 yaşında derdini anlatabilecek kadar büyüksün. Ya niye derdini anlat? Dün zaten gözüktün, dün kendin geldin. Abla söz vermiştim. Dün gözüktün zaten. Hayır böyle bir yalan, kim yalan söylüyor yani? Babam. Ben DNA testi. Niye DNA testi? Her şeyin ortaya çıkması. Tamam her şeyi önce... Yani şimdi bu bebek senin bebeğin değil mi? Değil. Kimin bebeği? Ben de sana benziyor diyorum kıza. Kimin bebeği bu? Şunu zorla da getirme, merkez gelmek istiyor. Kimin bebeği yavrum? Babamın, annemin. Senin kız kardeşin evet. mi? Evet. Onun için test yapmak istiyorum. Peki bu kim? Tanımıyor mu? Kuzenim. He? Kuzenin. Evet. Kuzenin mi senin? Evet. Evet. Hasta ya. Hasta oğlum mı benim ya? Kuzenim diyor. Hastaya mı benziyorum? Sen ne tatlısın babacığım, sen görünce babayı gülmeye mi başladın sen? Yoksa nasıl gülüyor, tanıdı ha? Ben çok korkuyordum beni tanımayacağını. Yok, sen özlemiş de çok. Ay nasıl sarılıyor, şuna bakar mısın? Senin ellerini yerim. Dişin çıkmıştı kızım, bakayım. Yerim. Dişin çıktı mı senin? Oğlum şimdi bir şey söyleyeceğim, bu senin karın mı değil mi? Karım. He? Karım? Benim karım?
Ama ben onun şu an Erva olduğuna inanmıyorum. Şu an başka kişi ya. Ben de kendimi bir ne vardı böyle bir kabus filmleri oluyordu ya, ne deniyordu ona, onun içinde gibi hissediyorum. O diyor ki bu benim kocam değil. Bu diyor ki karım ama karın olduğuna inanmıyorum. Gel. Şimdi ben bir şey alayım. Ben biliyorsunuz aslında sen bebeğine kavuş diye. Onlar da 1,5 aydır görüşmüyorlar. Allah Allah. Baksana baksana. Tanıdı ya. Ay canım ya. Bir ayak bir papa yapalım. Bir ayak bir papa. Birini de asar birini de basar. Oy güzel kız. Wir haben so eine schöne Tochter. Was machst du, Erva? Was willst du von mir? Hayatım, ich verstehe das nicht. Öyle de yapma çünkü Türkçe konuşalım. Evet. Niye böyle yapıyorsun? Ben az buçuk anlıyorum ama... Test istiyorum. Olmaz yayında. Al bakalım. Sen şimdi kız kardeşini mi getirdin yani? Evet. Tamam, peki o zaman... Peki o zaman nerede? Şuradaydım. Tamam, orada mı? Dur, oradan alayım. Allah, ben de bugün var ya... Bir de tombiş. Ne güzel de bakmışsın. Peki sende ne arıyor bu bebek? Ben bakmadım. Necmettin ablası baktı. Necmettin ablası 45 gündür baktı. 45 gündür kötüymüş ya, hayatı tehlikeli. Hayır, hayır. Nasıl sen bunu annesinden aldın bebeği ya? Bebeği mi çaldın? Hayır, çalmadım. Nasıl Almanya'dan getirdin? Annem biliyordu. Hiçbir ne şey dedi? Bilmiyordu. Herkese yalan söyledin. Ne biliyordu. Dedi? Ben senin Avusturya'ya gideceğini biliyordum. Hayır hayır, bir dakika, şu o senin karın değilmiş ya, bir dakika, sen anlamadın tamam. Olayı. Yani nasıl aldın da kardeşini getirdin? Türkiye'ye gidiyoruz diye, annem de Türkiye'ye gelecekti. Ha. Sonra bebeği biz önden verdi. Gittik, aynen, Necmettin annesi hastaydı. Vefat etmeden beni görmek istedi. Ha. Biz de Türkiye'ye geldik. Kardeşinle beraber. Evet. Niye annen sana bıraktı bu bebeği, ben vermem mesela. Niye verdi annen sana? Hep bakıyoruz ki. Hep bakıyorsun, aldın evet, getirdin. Aynen. Nerede bu çocuğun pasaportu? Hepsi işte, onlar olmadığı için kendimi ispat ediyorum. Hayır, ne oldu ama bu çocuğun pasaportu şimdi getirdin? Kayboldu. Nasıl kayboldu? Konya'da. Biz Konya'daydık. Konya'dan Mardin'e gittik. Orada hastaneye gittim. Orada kimliklerimizi kaybettiğimi anladım. Peki annen sana Konya'ya git, oradan da kardeşini Mardin'e götür diye mi Hayır, verdi? Cenazeye gittik biz. Cenaze nerede? Annesi vefat etti. Mardin'e cenazeye gittik. Kimin cenazesine? Necmettin annesi. Sen şimdi Necmettin'i geç. Şimdi bu senin kız kardeşin ya. Evet. Annenin adı ne? Anne Zeynep. Yani dün bağlanan Fatma senin annen değil. Hayır değil. Ha tamam, Zeynep sana verdi bebeği. Evet. Nereye git diye verdi? Türkiye'ye gittim. Türkiye'ye gittim. Nurcan abla 81 ille. Hangi işte. İl? Konya'ya gittim. Konya'ya gittin. Evet. Tamam, Konya'da ne? Kimin cenazesine gidiyordun? Yo, anneleri hastaydı. Necmettin annesi hastaydı. Ya sen Necmettin'i geç şimdi. Necmettin sonraki iş. Onun için gittim ya. Anne sana bebeği verip seni Almanya'dan Türkiye'ye Necmettin'in annesinin cenazesine mi gönderdi? Onların yanına gönderdi. Annen? Evet. Necmettin neyin oluyor ki senin anne? Niye gönderdi böyle bir şey için? Sevgilim. Ha, kardeşin ya. De senin yanına verdi. Sevgilinin evet. Annesinin cenazesine git diye gönderdi. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Kapıyı açabilir misiniz? Geldi mi? Peki. Peki şimdi bu kim? Açalım bir kapıyı arkadaşlar. Buyurun beyefendi, hoş geldiniz Ayhan Bey. Baba. Bu kim? Ha? Babam. Babanın karısının adı ne? Zeynep. Baba gelme, istemiyorum seni. Niye istemiyorsun kızım? Seni istemiyorum. Niye? Niye? Ne Baba, oldu? Baba istemiyorum seni. Niye? Ne Sen oldu? Sen beni kaybettin. Seni istemiyorum. Bana yalan konuştun. İstemiyorum. Kesin ve net direkt hastaneye gitmesini istiyorum. Kesin. Kesin terapi ve net. Direkt terapi ne terapisi? Ölmesi. Direkt buradan direkt kesin ve net hastaneye getirmesini istiyorum. Ama böyle bir şey mi oldu yani bu? Yani haksızsın. Bence Necmettin'e söylediği yalanın arkasında durmak için böyle yaptığını Tabii canım, satmak istemiyor onları. Hayır, şimdi bakın şöyle bir durum var. Bu kız diyor ki benim babam o ama kocam o değil. Senin eşin olarak da ekranda yayınlanmasına izin verdi değil mi? Ona izin vermedi mi? Benim eşim mi varmış? Senin eşin, o zaman arkaya verelim, siz görün. Senin eşin de buymuş, verelim arkaya. Neydi ismi? Elif. Bir de. Hadi verin Ahmet şeye, arka lede.
Sen onun kuzeniyle evliymişsin. Ben onun kuzeniyle evliymişim. Evet, Elif'le. O da Necmettin'e kaçtı. Siz onu Türkiye'den geri getirin diye Hüseyin'in karısı olarak söyleyip burada yayına başvurmuşsunuz ki biz onu bulalım diye. İddia bu aslında. Karışık biraz ama. Ne kadar düşünceli bir şeyler. Evrakta da sahtecilik yaptınız iddia ediyor. Hollywood'da yani. Şimdi bu kim? 100-150 bölümlük dizi yazarsın. Ay, yukarıyla konuşur musunuz? Vermedin mi? Baba gel otur. Gel otur baba. Şimdi bir dakika, bunu ekrana verin. Şimdi bu kimin gelinliği bu? Bir ekranı da verin. Bu şimdi kim? Bu Erva. He? Bu Erva kendisi. Bu kendi Erva mı? Tabii canım. Tam diyor ki ben bu değilim diyor. Bu Allah. Benim kuzenim diyor. Bana da orada İskenderun'da Aleyna bu dediler. İkiziymiş. Ben bundan başka 4 tane daha kız. Geldi. Geliyor gelsin mu bakayım, geliyor gelsin. Hani 4 tane daha kız kardeşi varmış. Hayır, bu kız kimlik bulundu mu yaşıyor? Şimdi şöyle bir şey, bu kız Almanya'dan geliyor, Necmettin'e kaçıyor ya. Necmettin'e bunu anlatıyor. Ben diyor bekarım, hiç evlenmedim. Bu çocuk da benim kız kardeşim diyor. Dün de Necmettin'e dedim ya, oğlum sen neye inanıyorsun buna? Ama kız kendini böyle anlatıyor. Şimdi ben Necmettin'e de hak verdim. Necmettin de burada da, o da çıkmak istemiyorsa da orada dursun. Mikrofonu uzatalım. Necmettin de diyor ki bana böyle söylendi. Şimdi çocuk da haklı bu konuda. O da 32 yaşında gencecik bir adam. Tamam da insan yanındaki 25 gündür yanındaki olan kadını bir sorgulamaz mı? Kızım buraya gel. Buraya birileri geldi. İddia var. Birisi babanım diyor, birisi dayınım diyor. Sen bir gel şöyle. Evleneceksin ya bu kızla. Konuşabilirim. Söyle Erva. Baba madem sen geldin, benim kaybolmadığımı da biliyordun, nerede olduğumuzu da biliyordun. Bir saniye. Niye bırakıp gittin bizi? Kızım, niye ben orada var ya. Seni ben orada... kim tehdit etti? Kızım, yalan söylüyorsun. Kızım ben orada 10 tane belge sundum. 10 tane. Bırakmasaydın gelsin. Karakola gitseydin, kızın kaçırılmış. Niye gidiyorsun gittim Almanya'ya karakola, geri? Gittim karakola, gittim karakola. Gittin İskenderun'da ifade verdin. Abi, dedin ki ben kendi irademle buradayım dedin. Ay ben... Ben kendi irademle buradayım görmek dedim kızım. Görmek istemem onu. Baba sen yalan söyledin bana. Senin gibi bir babam yok benim. Sen benim için öldün. Baba Erva değil o. Sakin. O hasta. Erva değil, hasta. Kesin ve kesin buradan. Hasta mıyım? Müge Hanım geçenlerde nasıl birisini gönderdiniz hastaneye? Kesin ve kesin hastaneye net. Ben böyle bir Erva'yı tanımadım. Ben 25 yaşındayım, ben hasta onu değilim. Onu geçeceksin, hastasın. Dün karakolda da ifademi verdim. Öyle ifade vermeyle olmuyor işte. Başkalarıyla bir dakika, ya. Şeytan görmüş gibiler. Bir dakika gibiler, kavga etmeyin. Şimdi şu ekrandaki gelinlik fotoğrafı kime ait? Bana benziyor mu? Ben ne bileyim ablacığım. Ya zaten o fotoğrafla... 100 bin kişi bağlayın. Söylesin. Bir tane yanlış söyleyen varsa içinde benim kabul ederim. Seyircilerden bir şey değil mi? Efendim ben artık o fotoğraflardaki filtrelerden bir şey söyleyebilir miyim? DNA testi istiyorum. Yanındaki çocukla niye yapmadın? Hastaneye de getirebilirsiniz beni. Aklım sağlığım yerinde değilmiş ya. Giderim kendi ayaklarımla giderim. Değil tabii kızım, giderim. Sen kimliğini inkar ediyorsun. Kimliğini inkar ediyorsun. Değil sen aklın yerinde. Sen o kadar her şeyi karıştırdığın için, her şeyle oynayabildiğin için. Yalan söyleyeydim değil mi? Devam edeydim. Ha bir dakika şimdi, Hüseyin senin kocan değil mi yani? Hayır değil. Nasıl aklı dengen sağlam olsun senin? Senin belgeli kocan, belgeli baba? Nikahlı kocan sağlam senin. Sağlam mı senin? Beynin sağlam mı? Kızım Allah'ım. Ne verdiler, ne yuttun bilmiyorum. Hangi sudan içtin Müge Hanım'ın dediği yok gibi. Sana ya. Yani bana yazdı ki Müge Hanım. Çıldırmak Allah. Üzereyim şu sen an yani. Sen çok iyisin. Ben Hüseyin'in karısı değilim diyor, öyle yazın. Necmettin sana çok iyi bakıyor. Siz ona emanetsiniz diyor. Yabancı eldesin, ne diyeyim ben sana? Şimdi zarar yalancısın diyor, baba korktum. Ya. Yalancısın. Bütün yazdıkların buçuk... var. Bak bütün kızım, yazdıkların evet var. İkimiz bu işi halledelim yazdığın tamam, şeyler var. Tamam seni çekmek var. İçin diyorum. Allah aşkına. Seni yanıma ya. Almak için diyorum. Peki, baba Erva, biz... Baba bir baba bir bu biliyor musun? Konuşabilir mi? Bir şey söylemek istiyorum. Asıl buradaki problem sizi baba olarak kabul ediyor. O bebeğin de babasının ben siz olduğunu iddia ya. Ediyor. Ben konuşmak peki, isteyince Hüseyin hemen çıkmak niye geldi? İstiyorum. Dur çıkma. Hüseyin niye geldi deli o zaman? Deli miyim abla ben? Erva. Erva'cığım. Hüseyin niye geldi o zaman buraya benim karım diye? Beni niye kullandın sen i̇şte ya iki sene? Sen beni niye kullandın? Ayrılayım, hepiniz de sen rahatlayın. Niye kullandın, amacın Erva? Tek buydu. Sen beni bir niye saniye. Kullandın? Reklam olduk işte. Sen bütün, beni niye kullandın Erva? Bütün herkese rezil olduk. Hüseyin, amaç bir saniye, da oydu bir zaten. Bir dakika. Bir buçuk aydır. Pardon bir dakika dur. Hüseyin şimdi başkasının kocasıysa... Evet. Niye seni aramaya geldi televizyona? Babamla ikisine sorun. Ne kurdularsa kafalarında. Müge Hanım bir şey... Peki senin yazışmaların var, seni çok seviyorum aşkım diye Hüseyin'le bebeğin fotoğrafını abla atarsın. Onların hepsiyle oynayabiliyorlar. Benim WhatsApp'ım silindi birden. Alman numaram silindi birden. Allah bütün Allah. Yazışmalarım gitti.
Nasıl silindi baba acaba? SMS'de bana yazdı, WhatsApp'ta yazdı. Her şey var. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi şu ekranda senin Hüseyin'le videoların var. Yani Hüseyin daha doğrusu sen olduğunu iddia ediyor. Ben ne bileyim, ben de şimdi herkes yüz tanıma sistemi değilim yani, ben anlamam. Peki bu videolar kimin? Verin, verin ekranı. Ben onu ben değilim demiyorum zaten, kuzenim. Kuzeninle dans mı ediyorsun orada sen? Evet. Aha. Kim şimdi bu? Sesi de böyle Hüseyin. Hangi kuzenin kızın bu senin? Benim dedim tanımadım. Ya. Hangisi bir söyle? Hüseyin amcam mı? İşte yanında oturuyor. Yanındaki kim? Kadın kim? Hangi kadın diyor? Benim. Bu kuzenimmiş benim. Kuzeniyle bir insan dans edemez mi? Ben nişan, o nişan baba, ya orada nikah, nişanımız şey, vardı nişanımız. Bir şey söyleyeyim senin mi? Senin yüzüklerin, Müge abla yüzükleri de var, yüzüklü fotoğraflar var, yüzüklü fotoğraflarımız var. Kızım yalan konuştukça batıyorsun, farkında mısın? Ben test istiyorum o zaman göreceğiz. Öyle olmuyor neyin test, ne senin istemenle olmuyor. Peki bu kim fotoğraftaki? Benim. Kuzenin... Ne videosu bu? Kuzenle çekilme şey mi bu? Bu da kuzeninle evet, böyle fotoğraf. Evet. Onlar gerçek mi Hüseyin Bey? Bu gerçek değil mi Erva gerçek. Hanım? Gerçek. Ha bir dakika, foto montaj mı yapmışlar yani? Sor abla onlara ya karşı. Sizin akrabanız ya. Çekti bizim kamera, senin kameracın, senin akrabandı ya. Bir saniye Müge abla bir söz alabilir miyim? Baba sen benimle muhatap olma. Bir dakika dur, vereceğim de bir şey söyleyeceğim. Şimdi, bu fotoğraflardaki sen misin Erva? Hayır. Hepsini ayarlamışlar işte, oraya koymuşlar. Hayır, şu anda buradaki fotoğraftaki sen efendim? Misin? Efendim? He? Evet. Erva. Ya hepsini yapmışlar işte benim. Sensin. Beni koymuşlar her yere. Fotomontajla yapmışlar. Zaten baba bu saatten sonra biz ayrılırız. Kına video mu? Kına video mu? Sen de rahatına bu eder. Bu videoda mı fotomontaj? Abla ben değilim o. Bu kişi sen değil misin? Evet, aynı şey ya, aynı kıyafetle. Aynı kıyafet işte deminki fotoğrafla. Kendini yalancı duruma düşürüyorsun ya. Sen inandıramıyorsun böyle kişileri ya. Ben kimseyi inandırmaya çalışmıyorum. Çalışıyorsun şu an. Yalanlarınla batırıyorsun her şeyi. Yani tamam. Seni bu şekilde bu yalanlarınla nikahlı tamam, halde yanında bulunduran adama baba, ne diyeyim? Baba keşke benim yanımda da bizim yanımızda da böyle konuşsaydın. Televizyonda böyle konuşuyorsun. Tamam da bak her şeyi belgelerle döküyoruz şu an. Necmettin seni de şahit istemiyorum baba, buna şu seni an. İstemiyorum. Beni istemiyorum. Biz senin babam değilsin. Biz sana halen yardım etmek istiyoruz. Hani ya. Necmettin ben şu an seni bu şekilde ya. Kabul ediyorsa, nikahlısın, evlisin. Hani önceden haberi yoktu ya Necmettin'in. Namustan bahsediyordu, namustan. Şimdi biliyor. Bu saatten sonra da kabul ederse onlar ahlaksız. Bize namustan bahsettiler. Siz abla bir şey dediler. Diyebilir miyim? He. Babam o çocuğun yanına gitti. İki tane Urfalı arkadaşını aldı yanına o çocuğu korkutmak için. Sonra diyor ya burada 25 kişi toplanmış. Kendisi Urfa'dan arkadaşlarını biz aşiretiz. Ya bir şey söyleyeceğim, o mevzular beni çekiyor. Peki sana söyleyeceğim, Hüseyin şimdi kimin kocası? Soran abla. Benim kocammış. Evet. Tamam, kimin öyle kocası diyor. Sen bana onu söyle, kimin kocası? Benim kocam değil. Kimin kocası? Onun kanımı var Elif diye. He? Elif diye benden eşi var. Ya. Evet senden iyi biliyorum. Elif? Sen iki tane madde Elif kullandığın varmış. İçin bilmiyorsun. Bir dakika iki ya. Tane Elif varmış. Hangi Elif'in? Kendine Ahmet şu fotoğrafları da buldunuzsa verin de arkaya artık lütfen. Sen iki tane fotoğraf gönderdi iki tane kuzenin. Verin arkaya hangi Elif'in kocası bu? İki tane Elif varmış senin kuzenin. Soyadı bu ne? Kim? Yo bu değil. Bu mu? Kim? Bu kim? Hayır bu da bunlar da değil. İki tane var Elif başka yok ki. O bana benziyor işte. Aynısı. Hani kim bu dedi? Şimdi aynısı bu mı oldu? Bu değil, bu değil. Sana ne oluyor ya? Bir dakika, diğer Elif mi? Hayır, bunlar değil. Tamam, kimse... Videodakileri bu... söylüyorum. Biraz şeytanlaşmış. Yavrum ya. Sen şey, şimdi bak... onunla, kuzeninle dans ederken bana diyorsun ya insan kuzeninle dans edemez mi? Hayır, o şekilde edemez. Onun da cevabını vereyim de. Bunlar değil abla. Tamam, o kadar yakınsız. Karısı kim? Söyle bana. Hangisi? Veya annesi kim? Hayali annesi babası kimmiş? Onlar bir gelsin ya. Ben senin babam olduğunu inkar yok, hani mı ediyorum şu an? Yok hani Necmettin Bey rızasını almış ya bir anne babadan. O anneyi babayı getirin bana ya. Bu kim? Teyzem. Teyzem mi? Evet. Bu senin karın değil mi? Benim eşim ya. Atlatacağım tamam. Ya. Yani yan... Bak, beynim yandı. Bak. Baba sana yaktım, ne oluyor? Yaktım beynim yandı ya. Annem bu kızım annem. Sen iyi misin? Kadar... Müge abla ya, bu normal sensin değil. Bence. Ya Müge ben abla. O anne babayı abla, istiyorum. Ben hani bunlar rıza almışlar ya. İstiyorum oluyorsa. Ben o anne babayı istiyorum. Ben kızımı... İlk defa... Böyle gerçekten evet. Dona kaldım. Bu da gayet böyle sakin sakin orada oturuyor. Hani o demin dediniz ya hastaneye götürme. O kızdaki o manik benim için tespit yani. Ediciydi.